Peygamber Efendimizin mucizelerine, harikalarına karşı müthiş bir sevgi varmış gibi görünüyor. Peki kardeşim, Peygamberimizin olmayan hayali mucizeleri var bazı. Mesela diyor yani sineğin kanadını batırsın çorbanın içine diyor. Sinek de orada Evet, durur diyor evet. taban kenarına kor. Mesela olmayan bir bunu ballandırarak böyle büyük bir zevkle anlatıyorlar. Peki bunu anlatacağına peygamberin gerçekten oluşmuş bir mucizesi var. Mesela diyor ki bu Kabe'de baskın olacak 1400 yıldan beri olmayan bir şeyi peygamber Mehdi devrinde olacak diyor. Ve tarih vererek söylüyor. Evet. Aynı Sinan oluyor. Bu bir harika. Niye gazetende derginde bunu yayınlamıyorsun? 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. Mesela bu çok büyük bir harika. Evet. Bunu niye yayınlamıyorsun? Yayınlamıyor, evet hocam. Değil mi? Evet. Niye bunu peygamberimize izafe ederek büyük bir heyecandan anlatmıyorsun? İran'ın Irak arasında savaş olacağını söylüyor o dönemde. Çok büyük bir mucize bu. Tam dediği gibi çıkıyor. Bunu Evet, anlat. evet hocam. Kuyruklu yıldızı söylüyor. Mesela Lülün kuyruklu yıldızını. Aynen dediği gibi çıkıyor. Haley kuyruklu yıldızının çıkacağını söylüyor o devirde. Aynısından oluyor. Buna benzer 150'nin üstünde olay var. Evet hocam. Her gün peygamberin bir mucizesini açıklayın, anlatın. Bakın Cübbeli mesela hiç ağzına dahi almıyor. Değil mi? Evet. Birçok hadisi görmedin ama hurafe olduğumu heyecanla anlatıyor. Peygamberimize karşı gerçekten saygı ve sevgi varsa peygamberimizin mucizelerinin anlatılması gerekir. Tahakkuk etmiş, elle tutulan mucizeler bunlar. Evet. Harika olan mucizeler. Yani buna sanki böyle toptan karar almış gibi bazı kişiler susuyorlar. İslam aleminde mesela bugün bakıyoruz, internete bakıyoruz. Büyük bir kitle bu mucizeleri dilden dile birbirlerine anlatıyorlar. Evet. Herkes farkında. Ama bir kısım yayın organları bunlardan bir haber gibi gösteriyor Evet. kendisini. Ama mesela bir kişi ortaya çıksa bir gün, mesela bir başbakan ortaya çıksa, ya bunlar çok büyük bir mucizedir dese, bunlar harikadır çıkmış, bunlar niçin konuşulmalı dese yeri yeniden oynar. Evet hocam. Ve hemen o gündem olur. Bütün dünyada gündem olur. Ama bu özellikle ve itirayla kapatıldığını görüyoruz. Evet. Bu mucizeleri. Bu böyle mi devam edecek? Değil. İleride bunlar insanı utançla, hayretle hatırlayacaklar. İnşallah. Ya diyecekler yani bize bir yıl bu anlatıldı, 2 yıl daha anlatıldı, 3 yıl anlatıldı, 4 yıl daha. Israrla anlamazdan geldik. Bu Allah'ın bir mucizesi, basiretimiz, ferasetimiz mi kapandı? Bu nasıl oldu diyecekler. Mesela İttihat-ı İslam'ı savunmadıklarından dolayı utanç duyacaklar. Türkistan Birliği'ni savunmadıklarından dolayı utanç duyacaklar. Yani bunu şaşırarak hatırlayacaklar. Evet hocam, evet. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Hayret edecekler. Hazreti İsa'nın inişini inkar ettikleri için utanacaklar. Mehdi'nin gelişini inkar ettikleri için utanacaklar. Evet. Ve kendilerini de şaşıracaklar.